da ilerlemelerini engelleyemez. Sayın Adnan Oktar 1986'da 9 ay cezaevinde ardından 10 ay akıl hastanesinde tutuldu. Orada kendisine imani faaliyetlerini bırak, kitap yazmayı durdur, yoksa hayat boyu hapisten akıl hastanesinden çıkamazsın dendi. Beraat etti. Kitap çıkarmaya, iman hakikatlerini anlatmaya devam etti. 1991'de kokain komplosuna maruz kaldı. Cumhuriyet tarihinin bu en çirkin kumpasıyla hapse atılmak istendi. Emniyette yiyeceği ve içeceğine kokain karıştırıldığı adli tıp raporlarıyla netleşince komplo çöktü ve beraat etti. Kitap yazmaya, iman hakikatlerini anlatmaya ve ahir zamanı hatırlatmaya devam etti. 1999'da yine iftiralar ve mesnetsiz suçlamalarla yeni bir komploya maruz kaldı. 9 ay cezaevinde tutuldu. Bu suçlamalardan da beraat etti. İman ve vatan davasına devam etti. Kitap yazmaya, Kur'an mucizelerini, yaratılış gerçeğini, evrim teorisinin geçersizliğini anlatmaya devam etti. Yıllardır aleyhinde binlerce yalan ve olumsuz haberler yapıldı, iftiralar atıldı. FETÖ'cü emniyet mensupları ve FETÖ'cü savcılar tarafından 50'ye yakın sahte soruşturma ve dava açıldı. Hiç umursamadan İslam'a ve Türkiye'ye hizmetine devam etti. Bugüne kadar bu komploları yapanlar hedeflerine asla ulaşamadılar. Çünkü onların durdurmak istedikleri kitaplardı, belgesellerdi ve bu eserlerin içindeki bilgilerin dünyaya yayılmasını engellemekti. Başaramadılar. Bu bilgiler dünya çapında yüz milyonlarca insana ulaştı. Son komplo da şimdiden başarısız oldu. Adnan Oktar'ı merak edenlerin, internetten onun videolarını, kitaplarını, makalelerini takip edenlerin sayısı çığ gibi artıyor. Eserleri milyonlarca evin kütüphanelerinde. Yasaklandıkça, haksızlığa ve zulme uğradıkça merak ve ilgi daha da artıyor. İngilizlerin devleti ve işbirlikçisi iftiracılar bilsin ki Allah zalimlerin tuzaklarını bozandır. Hile ve tuzakla yapılan işlerin iç yüzü mutlaka ortaya çıkar. Sahte delilin sahteliği, yalancı şahidin yalancılığı eninde sonunda anlaşılır. Belli bir zaman geçer, bu arada iki yüzlülerin foyası meydana çıkar. Delikanlılar da tarihe geçer, şanlarına şan katılır. Alnı açık ve pak olan Adnan Oktar ve arkadaşları ve savundukları fikirleri her zamanki gibi dimdik ayaktadır. Allah'ın izniyle